sahip olabilirler. Buyurun. Yani değerli seyirciler, İran'da kadınların başlarını açması yasak. Başını açmaya kalktığı andan itibaren hicap polisi geliyor ve bir tane bir kadını biliyorsunuz müdahale ederek, döverek öldürdüler. Onun üzerine İran'da yaygın bir kadın hareketi oluştu. Şimdi öyle iddia ediliyor ki bunu bir iddia olarak değerlendirelim. Hüseyin İbrahim Reis'inin bir helikopter kazasındaki ben bir suikast olduğu kanısında değilim. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail hem Batılı ülkelerin tamamı bu işin içinde olmadıklarını belirttiler ve kınadılar. Kuşkusuz açıklamaları yeterli değil ama elimizdeki veriler de baktık birçok kaynaktan konuyu araştırmaya çalıştık haber merkezimizde. Ve bizde uzman arkadaşlarımız var. Musa Özurlu gibi Ankara Haber Müdürümüz, Ankara'da kurumsal temsilcimiz Ömer Ödemiş gibi. Yine Hüsnü Mahalli gibi Tele1 programcısı ve yorumcular ve yine Orta Doğu'yu yakından izleyen diğer arkadaşlarımız. Bizler de onu yaptık. Baktık bu çok ihtimal dahilinde değil. Büyük bir aymazlık var. Akıl ve bilime yeterli önemi ve değeri vermemekten kaynaklanan bir siyasi rüküşlük var. Böyle diyelim. Şimdi İran'da tekrar dönersek, İran'da kadınların başlarını açması yasak. İran'da bir yasak savunuyor, yasa zoruyla. Bu Suudi Arabistan'da da var, bu Körfez Emirlikleri'nde de var, bu şeriatla yönetilen bütün ülkelerde var. Dolayısıyla bir yasağın savunulması, yani örtünmenin savunulması, bir yasağın savunulması anlamına geliyor. Biz bunu eleştiriyoruz. Diğer taraftan tabii Hüseyin İbrahim Reis'inin başka özellikleri de var. Bir tanesi şu. Reisi 1989'dan biliyorsunuz 94'e kadar mahkemelerde savcı olarak görev yapıyor ve bu mahkemeler, bakın 89-94, bu mahkemelerin asıl görevi ki başsavcı olarak görev yapıyor. Daha önce savcı. Büyük görevi idam kararlarını vermek ve İran'daki muhalefeti tasfiye etmek. Tasfiye edemedikleri, İran'dan kaçanları da biliyorsunuz hocam, Türkiye'de bir örgüt kurdurarak, bir taşeron, bir paravan örgüt kurdurarak Türkiye'de de bir dizi cinayet işlettiler. Değerli seyirciler, Uğur Mumcu'nun, Bahriye Uçok'un, Ahmet Taner Kışlalı'nın, kurucu başkanı kimdi hocam? ADD'nin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin profesör. Söyleyeceğiz. Türkan Saylan. Yok, Türkan Saylan şey değil. Ettim, Oktay Ekşi'nin karısı. Yok, şeyin. Profesör Aysel Ekşi. Atatürkçü Düşünce, Çağdaş Yaşamı. O Çağdaş Yaşamı. Çağdaş Yaşamı. Destekleme Derneği'ni Aysel Ekşi kurdu. Evet. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni de... Söyleyeceğiz hocam, söyleyeceğiz. Şimdi, öbür Aysel profesör galiba. Yok. Şeyin, öldürülen, suikastla öldürülen hocam, ilk hoca, şeyde, 91'de. Tabii ya, bizim Muammer Aksoy, tabii. Muammer Aksoy. Muammer Aksoy. Atatürkçü Aksoy Düşünce Derneği'nin kurucusu, benim profesör aklım, Muammer Aksoy. Benim aklım değerli Çağdaş Yaşamı. Bunların, oraya siz öyle anladınız. Değerli seyirciler, bunların tamamının öldürülmesinde görev alan örgüt aynı zamanda Türkiye'de İranlı muhalifleri kaçırarak öldürdü. Suikastler düzenleyerek öldürdü. 12 Eylül'den sonra İran'a giden ülkücü bir grup, İran'a kaçan ülkücü bir grup, İslamcılığa yakın bir grup, Kum kentinde eğitilerek Türkiye'ye gönderiliyor ve Ankara Ülk Ocakları Başkanı ki Bursa cezaevinde İslamcılaşıyor bir kısmı. Büyük Birlik Partisi'nin Türk İslam sentezciliğini yeterli bulmuyor ve kendi örgütlerini kuruyorlar. Bu örgüt Ege sahillerinde bir aylığına, iki aylığına, üç aylığına bazı villaları kiralayarak kaçırdığı İranlı muhalifleri burada sorguluyor ve öldürüyor. Ama aynı örgüt o dönemde Kemalist ve solcu aydınlara ya da sol Kemalist aydınlara Uğur Mumcu gibi, Muammer Aksoy gibi, Bahri Uçok gibi, Turan Dursun gibi, Çetin Emeç gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi, Turan Dursun gibi aydınlara yönelik suikastleri de gerçekleştiriyor. Bu yıllar o yıllar. Şimdi gelelim şeye tekrar. 2004'te Din Adamları Özel Mahkemesi'ne başsavcı olarak atanan reisi, 2014'te Yargıtay 1. yani İran'daki İslami Büyük Yüksek Mahkeme'nin 1. hakimi olarak göreve getiriliyor. Daha sonra 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra başlayan eylemlerin, protesto eylemlerin işte yine bir yolsuzluk, bir seçim yolsuzluğu söz konusu hocam. Başlayan eylemlerin bastırılmasında 1. dereceden rol oynuyor. Sertlik yanlısı biri. Fakat bunun karşısında 2016'da
Ayetullah Hamenei tarafından ülkenin en büyük vakfı ki İran ekonomisinin %70'i vakıflar tarafından kontrol ediliyor. Bir vakıf ekonomisidir o aynı zamanda. Vakıflar İslami özel mülkiyetin en önemli araçlarından biridir. Türkiye'de de AKP yönetimi ve Erdoğan iktidarı vakıflar yoluyla bir yeniden servet dağılımını gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu çok dikkat çekici bir özelliğidir İslami ekonomilerin. Ben İslamofaşizm kitabımda vakıflar ve vakıf ekonomisine o nedenle özel bir yer ayırdım. Reisi İran'ın en büyük vakfı olan Aslan-ı Kudüs-i Rezerv'in başına getiriliyor. En büyük vakıf ve milyarlarca dolarlık bir servete ve paraya hükmeden bir vakıf. Bir özelliği şu reisin. Son derece dürüst, parayla, malla, mülkle hiçbir ilişkisi yok. Bu bakımdan güven duyulan birisi. Böyle bir özelliği var. Bunu da belirtmek lazım. Hasan Rouhani'ye karşı 2017'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oluyor ve kaybediyor. 2019'da ise seçimleri kaybetmesine rağmen yüksek, biraz önce belirttiğim gibi yargı erkinin başına, galiba hocam Anayasa Mahkemesi Başkanlığı gibi desek, yani bir anlaşılması açısından mümkün, ya da Yargıtay Başkanlığı gibi bir göreve getiriliyor. 2021'de de Cumhurbaşkanı seçiliyor. Fakat İran'ın şöyle bir özelliği var tabii, onu da teslim edelim. İran, Orta Doğu'da Amerikan emperyalizmine ve batıya direnen en önemli güçlerden biri. Böyle bir yanı var. Şia siyasal İslam'ın böyle bir yanı var. İran, emperyalizme Orta Doğu'da boyun eğmeyen bir yapıya sahip, bir özelliğe sahip. Bu da şuradan kaynaklanıyor. İran devriminin kendisi, hem birinci devrim hem de karşı devrimin kendisi anti-Amerikancı. Çünkü Amerika ve Batı döneminde NATO, Şah Rıza Pehlevi'yi destekliyor. O bakımdan Suriye'de İran yönetimi Siyonizme ve Sünni siyasal gericiliğe, cihatçılığa karşı Esad rejimiyle birlikte savaştı. Ve Amerikan emperyalizmine karşı savaştı. Bu nedenle Rusya, Çin ve İran arasında bir eksen oluştu. Bir anti-emperyalist ya da anti-Amerikan demek belki daha doğru, bir eksen oluştu. Bunun en önemli taraflarından biri de İran. Bu nedenle İranlı yöneticilere, devrim muhafızları komutanlarına ve generallerine karşı İsrail üst üste suikastler düzenliyor. En son suikast biliyorsunuz Şam, İran Büyükelçiliği'nde ya da konsolosluğunda 3 İranlı generalin öldürülmesiydi. Böyle de bir özelliği var. Bu çizginin de radikal savunucularından biri İbrahim Reis'i. Radikal savunucularından biri. Ama Hasan Rouhani de bu çizginin çok dışında değil. İran şunu başarmış durumda. Daha reformcu ya da liberal adaylarla daha radikal ve İslamcı adaylar aynı seçime girebiliyor. Tek bir koşulu var. İslami şeriatı reddetmeyeceksin. O sınırlar için. Yukarıdakiler izin verecek. Evet. Ve yukarıdaki izin verecek. Bu bizim Milli Güvenlik Konseyi'ne benziyor 12 Eylül'deki. Milli Güvenlik Konseyi kimin aday olacağına izin veriyordu biliyorsunuz. İnönü'yü, Erdal İnönü'yü yasakladılar 12 ya. 12 Eylül'deki. Tabii. Erdal İnönü'ye izin vermediler. Evren döneminden. Tabii. Evren dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi'ne benzer bir durum. Yani bu. Darbeciler. Evet. Anayasal. Bunlar darbeyle gelmediler gibi. Belki ama tabii bir yanıyla da 1980 karşı devrimiyle, ona darbe de diyebiliriz. Oluşturulan konsey, yani İslami konsey, dini konsey izin verdiği sürece çok adaylı bir seçim yapılabiliyor. Ama kimin aday olabilir? Adayları veto etme yetkileri var. Yeterince dindar ya da İslami rejim için bir tehdit olarak, dindar olarak görmezlerse, yani İslami rejim için bir tehdit olarak görülürse adaylığını veto ediyor ve o seçime giremiyor. Buyurun hocam, çok uzattık. Evet, ama hayır, bir açıklık getirmiş olduk. Çok 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 iyi ettiniz. Çünkü şimdi bakın değerli izleyiciler, bunlar bir süreç. Öyle pat diye öyle hemen. Bir son dakika verebiliriz hocam. Türkiye bir günlük yas ilan etmiş. Evet, yani. Reis.